isyanlar neler? Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem bize Ankara'ya kulislerini, Ankara'da konuşulanları, Ankara gündemini aktaracak. Günaydın Sibel. Günaydın Ebru, iyi haftalar. İyi haftalar olsun hepimize. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı var. Bir yandan bu 50+1 sistemi zorluyor tartışması var. Dolayısıyla Cemil Çiçek'in açıklamaları vardı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sözcü Gazetesi'nde konuştu Aytun Çerkin'e. Bu ülkeyi kaosa sürükleyecek dedi. Siyaset yapanların bunu görmesi gerekiyor dedi. İki tarafında görmesi gerekiyor dedi. Sanırım sen de Cemil Çiçek'le konuştun. Ayrıntılarında ne var? Neden Cemil Çiçek böyle söyledi bugün? 2005'te Washington'da mesela bir demecinde neden Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekli olduğunu anlatmıştı. Neden parlamenter sistemin yönetimde zorluğa neden olduğunu aktarmıştı. Bugün sadece sorun 50+1 mi? Ama işte sistem bunun üzerine kurulmadı mı? Neler söyledi Cemil Çiçek sana da? Ebru, aslında bu tartışma neden yeniden açıldı? İstersen onu da kısaca bir anımsatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'yla yaptığı görüşme sonrasında Temel Karamoğluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemde bir sorun görmediğini, sadece 50+1'e yönelik bazı tereddütleri olduğunu, hatta bunu mahsurlu gördüğünü, keşke o zaman bu kadar bir orana bağlamasaydık dediği şeklinde bir ifade aktarmıştı. Onun ardından da senin aktardığın şekilde Cemil Çiçek'in Sözcü gazetesine yansıyan bazı açıklamaları oldu. Ben de zaten bu senin merak ettiğin soruların yanıtını almak üzere Sayın Cemil Çiçek'le görüştüm. 50+1 nasıl bir mahsur, ne gibi problemler yaratıyor veya ne gibi bir problemler yaratabilir? Bu problemler neler olabilir veya işte bu sistemin özü olarak görülen 50+1'de bir değişiklik bu sistemden vazgeçmek anlamına mı gelir sorularını yönelttim. Deneyimli bir siyasetçi Cemil Çiçek, elbette Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi görevini yürütüyor ama mecliste de meclis başkanlığı yapmış, yıllarca mecliste parlamenter olarak bulunmuş siyasetin önemli ve deneyimli isimlerinden birisi. Cemil Çiçek'in öncelikle 50+1 konusunda gördüğü sakıncayı şöyle özetlemek mümkün Ebru. 50+1'in Türkiye'de kamplaşmalara ve kutuplaşmalara yol açtığını belirtiyor. Bunun bugün de bir problem yarattığını ve gelecekte de bir problem yaratacağını ifade ediyor. Tabii ki aslında şunu söylemek mümkün. Cemil Çiçek'le konuştuğumda kendisinin somut olarak şu sistem daha iyi, şu sistem tercih edilmeli noktasında, yani parlamenter sistem veya mevcut sisteme yönelik somut bir tercihi olmadı ama sistem tartışmasına, özellikle de bu ittifaklar arasında yürütülen sistem tartışmasına yönelik önerilerde bulundu Cemil Çiçek. Şu andaki sistem tartışmasının bir anlamda götürü usulden soyut bir şekilde yürütüldüğünü ve bunun daha da netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Her iki tarafın da önerilerini dile getirdiğini, şu ana kadar sadece MHP'nin kendi önerisini somut bir şekilde kamuoyuna açıkladığını ama diğer partilerin önerilerini ve görüşlerini daha çok ilkeler bazında dile getirdiğini belirtti ve bu nedenle de partiler arasında aslında bir ortak noktanın, ortak payda sayılabilecek bir gri alanın oluşmadığını ifade etti. Aslında bu sistemin doğrusu, yanlışı ne? Bunlar ortaya konulursa, herkes kendi görüşünü ortaya koyarsa belki bir gri alan oluşabileceğini ve partilerin de oturup bu gri alan üzerinde konuşabileceğini, müzakere edebileceğini belirtti. Ama tabii ki şu anda da oluşan siyasi atmosfer nedeniyle benim edindiğim izlenime göre de Sayın Çiçek de bu konuda pek bir umutlu değil. Gelelim 50+1 noktasındaki görüşlerine Cemil Çiçek'in, yani 50+1'den vazgeçilmesi veya 50+1 de yapılacak bir revizyon, bir değişiklik bu sistemden vazgeçilmesi anlamına gelir mi? Veya bir meşruiyet tartışması yaratır mı? Çünkü bu sisteme geçilirken aslında 50+1 ile hem güçlü ve istikrarlı bir yönetim modeline geçilmesi amaçlanmıştı. Cemil Çiçek'e bu soruyu yönelttiğimde Cemil Çiçek bu kanaati taşımıyor. Yani 50+1'den vazgeçilmesinin bu sistemden vazgeçilmesi anlamına gelmeyeceğini belirtti. Bunun bir meşruiyet tartışması doğurmayacağını da ifade etti. Şu örneği verdi, belediye başkanlık seçimlerini örnek gösterdi. Bir anlamda belediye başkanlık seçimleri de başkanlık seçimi gibidir dedi. Bunun üzerine ben hatta şu soruyu da yönelttim. Yani en çok oyu alan mı başkan seçilmeli? Yani bunu oturup partiler kendi aralarında konuşurlar. Eğer şayet 50+1 noktasında bir sakınca, bir mahsur görülüyorsa bu yüzde daha aşağı çekilebilir ya da partiler bu konuyla ilgili kendi aralarında bir karara varabilir veya bir ara formül bulunabilir dedi. Bu noktada kendisinin görüşü bu şekilde oldu. Yetkiler kalsın, ayrıca yani diğer ülkelerdeki başkanlık sistemlerinde de 50+1 gibi bir uygulamanın olmadığını, diğer ülkelerdeki başkanlık sisteminde de bazı ülkelerde en çok oyu alanın başkan seçilebileceğini ifade etti. Aslında bu 50+1 tartışması demişken tabii ki Cemil Çiçek Türkiye'deki kutuplaşma ve kamplaşmaya yol açtığını söylüyor ama bu anayasa değişikliği yapılırken bu konu mecliste de çok konuşulmuştu. Şu anda belki çok yüksek sesle partilerin içinde dile getirilmiyor ama yani özellikle de ittifakların büyük ortakları da partilerin kendi içinde kurmayların şu gibi sakıncaları konuştuğunu da biliyoruz. Yani bu sistem bir yandan da partileri ittifaka zorluyor. Yani yeri geliyor %1 bile çok önemli bir kıymet kazanıyor. Bu %1'lik bir partiyle bile oturup görüşülüyor, pazarlık yapılıyor. Yani partilerin birbiriyle ittifaka zorlanması büyük partilerde doğurduğu bir rahatsızlık var. Yani bu aslında hani siyaseten konuşulan ama şu aşamada çok da dile getirilmeyen bir konu. Tabii bir yandan bakıldığında parlamenter sistemle kıyasladığımızda %30 veya 40 üzerinde oy alan bir parti çok rahatlıkla tek başına iktidar olabilirken şu andaysa tek başına iktidar için hükümeti kurabilmek ve Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gibi bir oy şartı gerekiyor. Ama dediğim gibi bunlar daha çok kulislerde konuşulan, dile getirilen rahatsızlıklar. Cemil Çiçek ise dünkü konuşmamda sadece bu 50+1 ile ilgili olarak Türkiye'de yol açtığı kamplaşma ve kutuplaşmaya yönelik mahsur ve sakıncasına işaret etti. Ayrıca mevcut sistem üzerinde de bazı denge ve denetleme mekanizmalarının da getirilebileceğini söyledi. Bununla ilgili olarak mesela gen soru mekanizmasını getirmenin ne gibi bir mahsuru var dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan başkanlık sisteminde üst düzey bürokratların atanmasında bile kongrenin onayının gerektiğini hatırlattı. Belki Türkiye'de de hani bakanların atanması sırasında buna benzer mekanizmaların kurulabileceğini söyledi. Özetle Cemil Çiçek'in söyledikleri bu şekilde.